Herkese merhaba. Gündeme dair de bugün sanattan, edebiyattan ve öyküden bahsedeceğiz. Biraz edebiyat, biraz sanat, biraz Hatay'dan bahsedeceğiz. Stüdyo konuğumuz Müslüm Kabadayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müslüm Bey, edebiyattan, sanattan, Hatay'dan bahsedeceğiz ama Müslüm Kabadayı kimdir? Kendi ağzından dinleyebilir miyiz? Tabii, seve seve. Ben annemin söylediğine göre 1960 Yayla Dağı'na bağlı Kışlak Bucağı'nda doğdum. Resmi tarihte ise 1962 doğum tarihim geçiyor. İlkokulu kendi köyümde okudum. Sonra parasız yatılı sınavını kazanarak Adana Düzüçi İlköğretmen Okulu'na gittim. Buradan lise 2'deyken bizim öğretmenlik hakkımızın alınması nedeniyle bir sürgün cezası alarak, çünkü hakkımızın yenilmesini protesto etmiştik, boykot etmiştik. Bu çerçevede liseyi Çanakkale Erkek Öğretmen Lisesi'nde bitirdim. O yıl girdiğim sınavlarda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kazandım. Ve 1982 yılında da edebiyat öğretmeni olarak oradan mezun oldum. Şu anda halen Ankara'da edebiyat öğretmenliği yapıyorum. Öğretmenlik haricinde ne gibi faaliyetleri var Müslüm Kabadayı'nın? Öncelikle böyle bir imkan sunduğunuz için ve bizi Hataylı hem televizyon dinleyicileriyle, izleyicileriyle hem de edebiyat sanat okurlarıyla buluştuğunuz için size teşekkür ediyorum. Benim aşağı yukarı 35 yıldır, 1980'li yıllardan bu yana Hatay'ın tarihi kültürel dokusu ile ilgili, folklorik, etnografik özellikleriyle ilgili yapmış olduğum çalışmalar var. Bunlardan birkaçı yayına kavuştu. Önemli bir kısmı da dergilerde, gazetelerde araştırma inceleme yazıları olarak kaldı. Başta Hatay Halk Şairleri üzerine yaptığım çalışma, yine Hatay'la ilgili yayınlanmış makaleleri, kitapları hazırladığım Hatay Bibliografyası adlı çalışma, yine buradan yetişmiş iki halk ozanının Aşık Kamil Sarıateş ile Aşık Osman Telli'yi, onun şiirlerini incelediğim Hataylı İki Aşık adlı çalışma, yine Amik'ten Amanos'a Alkım adlı neredeyse Hatay'ın bütün ilçe ve köyleriyle ilgili ana hatlarıyla bu coğrafyanın kültürel dokusunu anlatan bir kitabım var. Dediğim gibi özellikle Hatay'da çok etkili olmuş, hatta Türkiye edebiyatı açısından da önemli kaynak dergi olarak gösterilen, burada adlarını anmakta özellikle saygı duyduğum için hiçbir sakınca yok. Duran Yaşar hocamızın yazı işleri müdürlüğünde Kerim Dönmez, Nevruz Uğur ve diğer arkadaşlarımızın katkılarıyla hazırladığımız Amik Edebiyat diye bir dergi vardı. Onun çok etkili olduğunu hemen söyleyeyim. Siz o zaman Hatay üzerine araştırma yapan bir insansınız ve yani Hatay'ı zaten biliyoruz ama kültür mozaiği açısı Hatay dediğimiz zaman geniş bir yelpazeye yayılıyor Hatay. Ve anladığım kadarıyla da Hatay üzerine araştırmalar yapıyorsunuz. Bu nereye dayanıyor Hatay'ın bu geniş yelpazeye sahip olması, bu mozaiğin bu kadar geniş olması? Bu çok önemli. Gerçekten derya içinde deryayı bilmez balıklar gibiyiz bazen. İçinden geçtiğimiz coğrafyanın, beslendiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz topraklarımızın ne gibi bir arka planı var, kültürel dokusu var. Bunu çoğu insan ne yazık ki es geçiyor ve dolayısıyla bunun derinlemesine öğrenilmesi ve geçmişten bugüne, bugünden geleceğe kültürel devinimin ve devrin yeni kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılması gerekiyor. Bu açıdan baktığınızda Ön Asya olarak adlandırdığımız ya da benim deyimle Batı Asya olarak adlandırdığımız Hatay'ın da içinde bulunduğu coğrafya aslında insanlık tarihinin en önemli yerleşim merkezlerinden biri. Bizim işte göçebe ve aynı zamanda toplayıcı toplum olarak, avcı toplayıcı toplum olarak bildiğimiz dönemden Neolitik çağa, yani tarım devrimiyle birlikte yavaş yavaş yerleşik hayata geçişin ilk gerçekleştiği yer bu coğrafya. Yani gerek arkeologların gerekse Halikarnas balıkçısının deyimiyle verimli hilal diye bildiğimiz bugünkü Mısır'dan işte Mezopotamya'ya, yani Suriye, Irak'ı da kapsayacak şekilde Anadolu'nun güneyine Akdeniz'e kadar uzanan bu verimli hilalde ilk yerleşim birimleri oluşuyor. Ben de son dönemde özellikle bunun üzerinde kafa yormaya başladım. Nedeni de şu, eşim Urfalı olduğu için Urfa'da biliyorsunuz 1994 yılında ilk kez kazısı başlanan Göbekli Tepe bugün insanlığın en eski yerleşim birimi olarak saptandı.
12 bin yıllık bir geçmişi var. Ondan önceki yerleşim birimleri de var o coğrafyada. Mesela Nivalachori dediğimiz yer, şu anda neredeyse yok olmak üzere olan. Bu iki yerleşim birimi Suriye'nin özellikle Abu Hüreyra ile Ürdün'ün Eriha kentleri dikkate alındığında ilk yerleşimin, ilk önemli mekanların oluştuğu bir coğrafya. Buradan beslenen insanlık kendisini öyle bir noktaya getirmiş ki, hızla geçecek olursak, işte Sümer, Babil, Asur kültüründen, arkasından Akdeniz sahillerinde bizim burayı da kapsayacak şekilde oluşan Fenike uygarlığına, ki ilk sesli alfabeyi bulan bir topluluk bu. Ticareti geliştirdikleri için, gemiciliği geliştirdikleri için uygarlığı buradan Yunan'a taşıyan, oradan Avrupa'ya taşıyan ilk önemli uygarlık, Fenike uygarlığı bizim de içinde bulunduğumuz bu coğrafyada gerçekleşiyor. Dolayısıyla Hatay'ın arka planında bu kadar kültürel birikimin, bugün de yine okuma yazma oranının yüksekliği, birçok gazetenin, yerel gazetenin, kitapların basıldığı bir yer olması, genç kuşağın hala kültür sanatla ilgili olması böyle bir arka plandan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ki bu arka planı yeni kazılarla da ortaya koyuyorlar. Amik Ovası'ndaki yüzlerce höyükte yapılan araştırmalar da aslında bizim tarihsel köklerimizin çok zengin olduğunu gösteriyor. Ben buradan hareketle geçmişte bugün arasında, bugünle gelecek arasında nasıl bağ kurulacağını Hatay halkının özellikle çok iyi irdelemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Hatay'a dair gözlemleriniz ne? Hatay sanata doymuş bir kent mi, yoksa aç mı? Sanat oranı ne? Aktiviteler yeterli mi? Ne gözlemliyorsunuz Hatay için? Toplum olarak. Yani, toplum evet, bu spesifik bir soru. Özel olarak üzerinde durulması, incelenmesi gereken bir soru ama benim daha önce yaptığım çalışma, araştırmalardan yararlanarak bugün ülke genelinde yaşanan süreci dikkate aldığımda Hatay hala ne yazık ki potansiyelini tam gerçekleştirebilmiş bir ilimiz değil, bir bölgemiz değil. Türkiye ortalamasına baktığımızda eğitimde dediğim gibi en çok gazete çıkan, kitap basılan, matbaa sayısı en çok olan illerden biri nüfusuna göre ve gelişmişlik düzeyine göre. 15 yıl önceki istatistiklerde buranın Türkiye ortalamasında 11. sırada olduğu saptanmıştı. Belki şu anda daha ileri gitmiş olabilir, 9. sıraya kadar gelmiş olabilir. O konuda kesin bir şey söylemeyeyim, yeni bir araştırma yapmadığım için. Ama gazete, dergi, matbaa sayısı açısından 4. sıradaydı Türkiye'de. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Bu da okuduğumuz mu gösteriyor? Bu çok şeyin faaliyetin olduğunu gösteriyor. Ama özümleyerek okuma ve buradan yeni şeyler üretme konusunda ciddi bir sorumuz var. Fakat şunu söyleyeyim, ben Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'u, İzmir'i gidip geliyorum. Oradaki etkinliklere katılıyorum. Ankara'da belki çok sayıda kültürel mekan, sanatsal mekan var. Oradaki etkinliklere gittiğinizde en fazla 20-25 kişiyle karşılaşıyorsunuz. Ama Hatay'daki bir etkinliğe 50, 100, 150, 200 kişi gelebiliyor. Mesela ben dün İskenderun'daydım. İskenderun'daki Ayna Kültür Sanat Merkezi'ndeydim. Orada 50'nin üzerinde insan gelmişti. Ve yarın cumartesi burada da yapacağımız edebiyatımızda Akdenizlik etkinliğini ilk önce orada gerçekleştirdim. Bu insanlar çok güzel katkılarda bulundular söyleşiye. Dolayısıyla bayağı okuyan, ilgilenen ve dolayısıyla bu konulara kafa yoran insanlarla karşılaştığım için de çok mutlu olmuştum. Hatay'ın böyle bir kültürel temeli var. Ama ne yazık ki son yıllarda özellikle Suriye'de yaşanan savaş politikası nedeniyle kentimiz de çok göç aldığı için bu kültürel dokumuzda bir bozulma, dolayısıyla eskisi gibi kültüre, sanata ilgide de bir azalma ben de gözlemliyorum açıkçası. Peki genel olarak kitaplar okunuyor mu hala? Şimdi eskiden teknoloji bu kadar gelişmiş değildi, teknolojiye mahkum insanlar değildik. Evet. Ama şimdi bir gün, iki gün gelişmeleri takip etmesek bile bir asır öncesinde kalmış gibi hissediyoruz kendimizi. Teknoloji o kadar avucunun içine aldı diyebiliriz. Evet. Kitaplara etkisi ne oldu teknolojinin? Şimdi ben birazcık da yayıncılıkla da uğraştığım için kitaplardan kaynaklı, yayıncı dostlarımdan kaynaklı. Mesela Siyasal Yayın Evi ve benim de kitabımın çıktığı Phoenix Yayın Evi neredeyse her yıl kitap basım oranında %20-25 oranında gerileme yaşıyor. Ve üretilen kitapların da satımının aynı oranda düştüğü saptanıyor.
Şimdi son dönemde yayın evleri daha çok satımı olan işte üniversite hazırlık kitapları, dershane kitapları veya üniversite kitapları basmaya başladılar. Çocuk kitaplarında bir canlanma var. Gerek çocuk öyküleri, romanları, çocuk şiirleri, bunlarda bir canlanma var. Onun dışında gerçekten edebi eserlerin şiir başta olmak üzere ne yazık ki çokça basılmadığını, basılanların da okura çok fazla ulaşmadığını görüyoruz. Bu acı bir gerçeğimiz. Bu, kesiyorum ama bu artık okumadığımızın mı göstergesi yoksa internetten okuduğumuzun mu göstergesi? Bu spesifik bir konu ama sizinle az önce söyleşide de konuşmuştuk. Bence internetten okunma oranı çok artmış olsa da o akıp kayan görüntüler içerisinde onu duyumsayarak, özümseyerek, oradan geleceğe yönelik, kendi iç dünyasına yönelik çıkartımlarda bulunarak okuma eylemi çok gerçekleşmiyor. İnsanlar oradaki sevdiği bir dizeyi, sevdiği bir sözcüğü alıyor. Kendi sosyal ağ, bir bakıma ağa düştüğü yerde birileriyle paylaşıyor. Belki bundan kısa dönem sanal bir mutluluk duysa da aslında bizim için önemli olan insanın iç dünyasındaki o dinamizmin, üretkenliğin edebi eserle, sanatsal eserle güçlenmesi. Bu sürece baktığımızda, bu açıdan baktığımızda internet ve diğer ağlar, iletişim ağlarının insanın özümleme, algı düzeyini giderek zayıflattığı görülüyor. Oradaki bilgi kirliliği, alıntıların, isimlerin karışması ayrı bir sorun. Bu da ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir sorun. Ben okuma oranı artıyor diye gözlemliyorum ama algılama ve kendi içinde dönüştürme, onu yaratıcılığa dönüştürme konusunda geriliyoruz diye görüyorum. Eğitimci olduğumuz için öğrencilerimizi de bunu görüyorum. Çünkü ödev veriyoruz, çıktıları alıp geliyorlar. Onun için ben mutlaka elle yazmalarını da istiyorum onlardan. Çıktılarda internetteki çıktığı okumadan geldiğini alttaki notlardan anlıyoruz. Bazen küfürlü şeyleri bile görmeden bize getirip teslim eden öğrencilerle karşılaşıyoruz. Bu açıdan genç kuşağın kendilerini çok iyi yetiştirmesi, biz eğitimcilerin de onların bu yanlışlardan kurtularak çok iyi bir eleştirel okur olmalarını sağlamamız lazım diye düşünüyorum. Nasıl sağlanabilir? Yani bununla ilgili ciddi çalışma yapan kurumlar da var, yayın evleri de var. Eğitim kurumlarına daha çok düşüyor bu görev. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bu konuda öğrencilerin o kayan ekranların kurbanı olmadan orada kendilerini ifade etme kanallarını edebiyat ve sanat eserleriyle, oradan çarpıcı alıntılarla, sorgulayıcı sorularla, görüntülerle beslemeleri lazım. Yoksa çocuğun, hele hele ilk öğretimdeki çocuğun serbest bilgi edinmesi adı altında o farklı bilgilere ve yanlış yönlendirilmiş sitelere girmesi nedeniyle çok eksikli ve yanlış donandıklarını görüyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere eğitimcilerin bu işle ilgili yeni programlar geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii teknolojiyi çok iyi bilmediğim için bunun çıktılarının nasıl olacağını uzmanlarının araştırması ve üzerinde durması gerektiğini de söyleyelim. Sorgulamadan bahsettiniz. Sorgulamayı istemek günümüzde ne derece kabul görülüyor onu da bilmiyorum ama biraz da Müslüm Kabadayı'dan bahsedelim. Evet. Çalışmalarınızdan, kitaplarınızdan bahsedelim. Hatay'ın yetiştirdiği, Hatay için çalışan, Hatay'a emek veren bir insan kişisiniz. Ne gibi çalışmalarınız var? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kitap olarak biraz bundan bahsedelim istiyorum. Sizi daha yakından tanımak için. Evet. Ben öncelikle Hatay'la ilgili başka üzerinde durması gereken şeylerden de söz etmek istiyorum. Kendi çalışmalarıma geçmezden önce. Hani biliyorsunuz Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri diye bir şiiri var. Orada çok hoş bir dizisi var. Bu dize özellikle entelektüel çalışma yapan, edebiyat, sanat ve kültür alanında yaratıcılığını geliştiren insanların mutlaka bağlı olması gereken dize diye düşünüyorum. Şöyle diyor, insan yaşadığı yere benzer Ahmet abi. Dolayısıyla demin arka planını bundan 12-13 bin yıl öncesine götürdüğümüz Ön Asya'nın çocuğu olarak, aşk denizin çocuğu olarak ben de yaşadığım topraktan beslenmeyi çok önemsiyorum. Mesela son yazdığım iki öykü kitabı,
cumartesi imza günü düzenleyeceğimiz olan şu közlü yürekler. Nerede o saati yeri? Evet, hemen onu da söz etmiş olalım. Teşekkür ederim. Cumartesi saat 11'de, 30 Ocak Cumartesi saat 11'de Türkiye Yazarlar Sendikası'nda yapacağız. Kurtuluş Caddesi'nde olduğunu da söyleyelim. Herkesi davet edelim buradan. Evet, kültür, sanat, edebiyatla ilgili dostları, Hataylı okurları orada görmek isterim. Çok ayrıntılı bir söyleşi de yapacağız. Edebiyatımızda Akdenizlilik başlığı altında bunun ayrıntılarını orada okurlarla paylaşmak isterim. Mesela bu öyküde bugün Suriye'de yaşanan iç savaşın, oradaki katliamların, halkın yaşadığı büyük acıların da konu edildiği 3 öykü var. 25 öykünün 3'ü Suriye ile ilgili. Benim gördüğüm, uzun süre araştırma yaptığım bir coğrafya olduğu için bugün gördüklerimiz ve öğrendiklerimizden de hareketle 3 öykü yazdım o coğrafya ile ilgili. Bu ne, savaşın bir an önce sona ermesini de belirteyim. Ne gözlemlediniz? Orada acıdan başka hiçbir şey yok diye düşünüyorum ki bu da makul bir gerçek. Ne gözlemlediniz siz? Evet. Sanatçı olarak ve edebiyatçı olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya da bunu söyleyeyim, öykülerinize nasıl yansıttınız? Şöyle söyleyeyim. Aslında kültür sınır tanımıyor. Kültürler için sınır yok. Coğrafi olarak da sınır yok bence. Ama ülkeler için sınırlar var. Bugün hemen Suriye'nin Türkiye'ye yakın bölgesinde yaşayan Araplar, Türkmenler, Kürtler, diğer halklar Hatay'da da var. Burada akrabası olanlar var, dostluk ilişkisi olanlar var. Benim de yakınlarımdan Suriye'de özellikle Bayırbucak bölgesinde olanlar var, Şam'da olanlar var bildiğim. Dolayısıyla herkesin bir şekilde ilişki kuracağı insanlar var. Bu kültürlerin harmanlanması bakımından ben 2002 yılında Şam Üniversitesi'nde Arapça eğitim için gittiğimde şunu gözlemledim. Bu kadar yakın coğrafya insanı birbirinden sınırlarla yalıtıldığında, koparıldığında birbirini tanımıyor. Kültürler dokusunu bilmiyor. Mesela ne yazık ki şu anda yerle bir edilmiş olan, birçok tarih eseri parçalanmış olan Suriye'nin Palmira, Tedmur kenti var. Oraya gittiğimde ben müthiş hayranlık duydum. 3 ila 5 bin yıllık tarihi dokunun yer aldığı bu kentin bugün burada Zennübe adlı oyunda yaşayan kahraman Zenobia'dan geldiğini öğrendim. Kraliçe Zenobia'nın çok önemli bir kahraman figür olduğunu öğrendim. Bu onur duyduğum bir şey. Çünkü Roma İmparatorluğu'na, sömürgeci bir imparatorluğa bu coğrafyadan yetişmiş bir kadın kafa tutmuş. Onlara kök söktürmüş bir bakıma. Böyle bir arka planı var. Bundan mesela Hataylıların çoğunun haberi yok diye düşünüyorum. Zennübe oyununu oynayanlar var ama bunun arka planında böyle bir Kraliçe Zenobia olduğunun farkında değiliz. Bu anlamda çok önemli. Bu dokunun yıkılması, orada tarihi mekanların yok edilmesi, halkların birbirine düşman edilmesi bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey. Biz barışı sağlamak durumundayız. Kültürler arası geçişi, sanatçı, edebiyatçı olarak bunlar arasındaki bağı eserlerimizle yeni kuşağa, genç kuşağa aktarmak durumundayız. Ben birazcık onu yapmaya çalıştım burada. Neden öykü tarzında yazıyorsunuz peki? Şimdi şöyle söyleyelim hemen. 1980 hatta 90'lı yılların başlarına kadar şiir de yazıyordum. Yayınlananlar da oldu. Ama şairliğin çok farklı bir meslek demeyeceğim. Yaratıcılık gerektirdiğini, yaşam biçimi gerektirdiğini fark ettim. Dolayısıyla öğretmenliğe başladıktan sonra ev, iş, okul, öğrenci arasında sıkışan bir hayatın güçlü bir şiir yazmaya zemin hazırlamayacağını, tersine körelteceğini gördüğüm için ben bu işi hakkını teslim ederek gerçekten şair gibi yaşayanlara bıraktım. Ondan sonra araştırma, inceleme ağırlıklı yazılara yöneldim. Son 5-6 yıldır da esas yapmak istediğim öykü ve roman çalışmalarına ağırlık vermeye başladım. İşte ikinci öykü kitabım yayınlandı. Belki hemen burada bulabilirsem paylaşayım. İlk öykü kitabım da Salkım Saçak Kelda idi. O öykü kitabı çok ilgi gördü. Özellikle edebiyatımızda ilk kez denenen nehir öykü dediğimiz, başlıkları da birbirini takip eden 4 farklı öykü tek öyküye dönüşüyordu. Türk edebiyatında çok bilinmeyen bir teknik idi. Ben ilk kez o kitapta denedim bunu. Edebiyat tarihçilerinin artık değerlendirmesine bırakıyorum bundan sonrasını. Peki Müslüm Kavada'yı, sizden programın sonuna geldik. Sizden öyküyle bir öykü alıp öyle programı sonlandıralım o zaman. Bizimle paylaşmak isterseniz
Bir öykü dinleyelim sizden. Seve seve sizin vakıflı olduğunuzu öğrenince hemen aklıma o geldi. Biraz da kısa öykü olduğu için okurlarımıza sıkmadan, dinleyenlerimize sıkmadan Urçins Nenan adlı öyküyü okumak istedim. Lütfen. Amanos dağlarında yaşanmış, gerçekte yaşanmış bir öyküyü ben kurmaca biçime dönüştürüp okurlarla buluşturmak istedim. O sabah erkenden kalktı. Kendilini ve keseceğini alıp Musa Dağı'nın yolunu tuttu. Evde kuru çalı kalmadığından hep böyle yapıyordu. Tandırda ekmek pişirmek mümkün olmazdı böyle yapmazsa. Akdeniz'e özgü makilerin arasından süzüle süzüle zindiyen ve zoktan ağaçlarının olduğu düzlük bir yere geldi. Gözüne kestirdiği birkaç yaşlı ağacın önce dallarını tahra ile kesti, sonra onları kazmayla köklerinden söktü. Odunlara şekil verip kucak yaparken bir zamanlar buraların gür sedirlerle kaplı orman olduğunu anlatan dedesinin sözleri geldi aklına. "Aman ben mi düzelteceğim eğriyi? Ev çalısız, odunsuz kalır mı yahu?" diye geçirdi içinden. Çok yorulmuştu. Ter topuğundan akıyordu. Biraz dinlenmek için meşe ağacının gölgesine geçti. Orada soluklanırken yan tarafta taze uçlarıyla kızarmakta olan menevişleri gördü. Yüzü gülmeye başladı. "Şunları hemencecik toplayacağım da akşam bir güzel salata yapayım," diye aklından geçirdi. Yörede menengiç murçlarından pilav ve salata yapmayı Türkmen köylülerle Ermeniler bilirdi. Düzlükte yaşayan Araplar murcu pek yemezlerdi. Dağlık yerde yaşayanlar onun tadının farkındaydılar. Murçları toplayıp önüne yerleştirdikten sonra çalıları kendine yük vurmaya başladı. Önce çalıları eve götürmeyi, sonra da odunları taşımayı düşünmüştü. Çalıları tam bağlamak üzereydi ki ağaçların arasından gelen bir hışırtı işitti. Tedirginlikle o yöne baktı ve birden gözleri fal taşı gibi açıldı. Olduğu yerde dona kaldı. Karşısındaki kocaman bir ayıydı. Ön ayağından kan akarak kendine yaklaşıyordu. Yörenin tek Ermeni köyü olan Vakıflı'dan birkaç kilometre uzakta bu ıssız yerde tek başınaydı ve korkudan kurumuş bir ağaca dönmüştü. İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Birkaç yıl önce yöredeki 6 köyde yaşayan Ermeniler Suriye ve Lübnan'daki Ermenilerin yaşadıkları yerlere göçmüşler, başka yerlere gidenler de olmuştu. Bu kopuş yöreden göçmeyen vakıfların derinden yaralamıştı. Bu acılar yetmiyormuş gibi şimdi açlık ve savaş korkusu belini bükmekteydi köylülerin. Bu çalı ve murçları evine götüremezse çocukların karnı neyle doyacaktı? Bu kaygılar içinde bilinci dağılan Araksi ana yavaş yavaş kendini toparladı ve ayıyı sessizce izlemeye başladı. Ayı bir yandan böğürtüleriyle diğer yandan da sağlam ön ayağıyla kadına derdini anlatmaya çalışıyordu. Yaşlandığı halde güzelliğini koruyan Araksi ana başındaki yağlığı çıkarttı. Ayının kendisine doğru uzattığı sol ön ayağını temizledikten sonra yaranın üzerine tükürtmeye başladı. O sırada ayının her hareketini de korkulu gözlerle izlemeye çalışıyordu. Ya ayı kendisine saldırırsa? Ne yapabilirdi ki? Araksi ana ayının yaralı ayağını güzelce sarıp bağladıktan sonra ürke ürke çalının yanına çekilmek istedi. Ayı ise önce murç dolu torbaya yaklaştı. Sağlam ön ayağıyla murçları sirkeleyip torbayı boşalttı. Sonra kadının bağladığı çalı yığınını çözüp dağıttı. Araksi ana olup bitenleri şaşkın şaşkın izliyordu ama çıt çıkaramıyordu. Ayı ona yaşlı gözleriyle sevecen ve masumca baktıktan sonra dağa vurdu kendini. O dağılan çalıları hemen toplayarak yükünü sırtlayıp köye dönmek istedi. Henüz çalıyı yüklenip yola koyulmuştu ki ayı elindeki torbadan ballar akarak önüne çıkıverdi. Araksi ana yine ne yapacağını şaşırmıştı. Konuşmayı unutmuş, sanki nutku tutulmuştu. Durdu. Ayı torbayı onun sırtındaki çalların ortasına yerleştirdi ve arka ayaklarının üzerine çömelip beklemeye başladı. Bir ayıya bir önüne baka baka köyün yolunu tuttu Araksi ana.
Karmaşık duygular içindeydi. Bir yandan ayının kendine saldırmamasına seviniyor, diğer yandan köylülerine ne diyeceğini düşünüyordu. Bu duygu karmaşasında keçi yolunu o denli hızla yürümüştü ki kısa bir süre sonra etrafını çocukların sardığını güç fark etti. Çocuklar çalılara da yapışmış olan balı fark eder etmez çalı yüküne saldırdılar. Habire elleriyle çalılardaki balı sıyırıp yalıyorlardı. Açlık vardı. O garip bir duyguyla onları seyrediyordu. Çocukların itişme ve gülüşmeler arasında aç kurtlar gibi bala saldırmalarını düşündü. Bir de ayının yaptıklarının aklından geçirdi. O ana kadar sesi soluğu kesilen Araksi Ana çocuklara şöyle seslendi. İnsanoğlu bir ayı kadar olsun kadir kıymet bilmeyi ne zaman öğrenecek acaba? İnsan evet, olmayı ne zaman, biz teşekkür ederiz. İnsan olmayı ne zaman becerebileceğiz acaba? Hatay'dan bir öykü dinledik sizden. Teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizin de yüreğinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili seyirciler, gündeme dair de bugün Hatay'ın yetiştirdiği değerli isimlerden Müslüm Kabadayı'yı ağırladık. Kendisinin 30 Ocak Cumartesi günü Türkiye Yazarlar Sendikası'nda imza günü ve söyleşisi olacak. Kendisini daha yakından tanımak isteyenler Cumartesi günü Türkiye Yazarlar Sendikası'nı ziyaret edebilirler. Bizden bu kadar. Hoşça kalın.